Bugün 3 Haziran 2021. Kısa Dalga ekibi olarak hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasa. Günün önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam TRT canlı yayınına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyleydi. Yeni anayasa çalışmalarını anlatan Erdoğan, "Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu," dedi. Salgınla ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı, "Biz niye 2 doz aşı olduk?" diye sordu. CHP'li Murat Emir ise, "Aşıda torpil iddialarımız doğrulandı," dedi. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bir diğer başlık da, "Faizleri düşürmemiz şart" sözü oldu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra dolar tarihi zirveyi gördü ve 8.80'e kadar çıktı. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 2020'deki Venezuela ziyareti gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili son açıklamaya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bu ziyareti Sedat Peker gündeme getirmiş ve uyuşturucu güzergahını düzenlemek için gittiğini öne sürmüştü. Binali Yıldırım ise oğlunun yardım amaçlı test kiti ve maske götürdüğünü iddia etmişti. Cumhuriyet Gazetesi söz konusu dönemde gümrük kayıtlarında maske ve test kiti olmadığını ortaya çıkarmıştı. Ve son açıklama, Yıldırım'la aynı ekipte bulunan AKP milletvekili Serkan Bayram'dan geldi. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Bayram, ziyarette bir koli kit ve maskenin yanında badem şekeri ve baklava da götürdüklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda bir siyasetçinin Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş aldığını öne sürmüştü. Bu siyasetçinin kimliği hala ortaya çıkmazken siyasetin yeni gerilimli konularından biri haline geldi. 10 bin doları kim aldı tartışması dün meclise taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bir mafya liderinden 10 bin dolar alan namussuz bu grupta yok. Biz bu mecliste de olmadığını bilmek istiyoruz," dedi. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, "Mecliste hiçbir çeteden maaş alabilecek şerefsiz yoktur," karşılığını verdi. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında AKP sıralarından tepki gelince milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik oturuma ara verilerek yatıştırıldı. HDP, Sedat Peker'in gündeme getirdiği Sadat adlı kuruluşun El Nusra'ya silah gönderdiğine dair iddiaları meclis gündemine taşıdı. HDP'nin araştırma önergesi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Senin deyiminle bunlar daha iyi günleri," diyen Akşener, pandemi politikalarını da eleştirerek "aldığın abuk sabuk kararlarla zor durumdaki insanlarımızı daha da zor duruma düşürme. Ya işini yap ya sandığı getir," diye konuştu. Peker kardeşlerin itirafları üzerine gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Atilla Peker'in ifadesini aldı. Peker, Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le birlikte adaya gittiklerini ancak cinayeti daha sonra başka bir ekibin işlediğini söylemişti. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de aşılama 50 yaş ve üstü grupta devam ederken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Akın, "Bana gelen bilgilere göre 100 kişi aşı randevusu alıyorsa tahminen 25 kişi aşıya gidiyormuş. 75 kişilik kontenjan gereksiz yere bloke ediliyormuş. Bu hem kendilerine hem topluma zarar veriyor," dedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde açıldığı duyurulan sinema salonları dün yayınlanan yeni genelgeyle 1 Temmuz'a kadar kapatıldı. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım izni verilen ikinci Çin aşısı oldu. Böylece Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı aşı sayısı 6'ya yükseldi. Sırada ekonomi haberleri var. Haziran ayı itibariyle normalleşme tedbirleri kapsamında birçok yasak esnetilirken, yeme içme sektöründe devam eden kısıtlamalara tepkiler sürüyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, "Sektörümüz bilim kurulunu affetmeyecek," dedi. 1 Haziran genelgesinde müzisyenlere yönelik herhangi bir adımın atılmamasına yönelik tepkiler de sürüyor. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Sekreteri Ali Abacı, "Bu virüs sadece notalardan mı geçiyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise müzik emekçilerine Haziran ayında tek seferde 3.000 lira destek yapılacağını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre yeniden yapılandırılan krediler Mart sonunda yıllık %28 artışla 216 milyar liraya yükseldi. Kısa Dalga Bülten'e dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Joe Biden, Tulsa'da yüzlerce siyah ABD'linin beyazlar tarafından katledilmesinin 100. yıl dönümü törenlerine katıldı. Biden, Amerikalıları ülkenin geçmişindeki ırkçılıkla yüzleşmeye çağırdı. Avrupa Birliği Savcılığı 1 Haziran itibariyle görevine başladı. Kurum, AB bütçesine zarar veren ekonomik ve mali suçları takip edecek. Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda en az 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Avustralya Federal Mahkemesi, 8 gencin kömür madenlerinin genişletilmesini engellemek için açtığı davada önemli bir karar verdi. Mahkeme, Çevre Bakanlığı'nın çocukları çevre kirliliğinden korumakla yükümlü olduğuna hükmetti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ahmet Orhan'ın sorularını yanıtladı. Pamuk, yeni kurguladığı romanını ve Bar Gecelerin hikayesini anlattı, Türkiye siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulundu. kısadalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.